Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Borsada neden kazanamıyoruz? Borsaların kurulma amacı şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasında alternatif bulma ve halkın küçük yatırımları ile şirketlere ortak olabilmelerini sağlamaktır. Yüzyıllardır en yakın yatırım aracına göre iki kat gelir getiren borsada eğer sabırlı ve cesursanız borsadaki kazancı hiçbir yatırım aracından elde edemezsiniz. Bu bilgi benim öngörüm ya da değerlendirmem değil tamamen araştırmaların ve başaranların ifadesi. Enka İnşaat Hissesi'ni bir maaşıyla alan ve 20 yıl sonra zengin olduğunu anlayan bir işçi hikayesini duymayanınız yoktur. Eğer siz de halka açıldığı ilk yıllarda 1000 dolarlık Enka Hissesi alsaydınız 20 yıl sonra 1,5 milyon dolarınız olabilirdi. 2005 yılında Adel, Bim, Egen ve Türk Traktör gibi şirketlere 1000 lira yatırsaydınız şimdi 10.000 hatta 30.000 liranız olabilirdi. Ve bu süre boyunca aldığınız temettülerle maliyetiniz tamamen sıfırlanmış olabilir. Hatta sabrınıza ilave cesaretiniz olsaydı herkesin korktuğu 2008 krizinde alsaydınız yatırdığınız para 50.000 liralara ulaşabilirdi. Evet, borsa sabreden ve cesur olanın çok kazanabildiği bir yatırım aracıdır. Ama bu bilgi pratikte işlemez. Enka inşaatı halka arzından sonraki 2 yıl içinde korkup satsaydınız %50 zarar ederdiniz. 2008 krizi gibi büyük küçük onlarca düzeltme ya da düşüşlerde yatırımcılar cesaretle korkmayıp durmak, ilave alım yapmak yerine elindeki kıymetli hisselerini yok parasını satmaktadırlar. Maalesef borsa forumlarını, hissi yorumlarını okuduğunuzda ise zenginlik hayaliyle borsaya giren %90 insanın paralarını, sağlıklarını ve zamanlarını kaybettiklerini görürsünüz. Çevrende borsada evlerini, milyonlarını, sağlıklarını kaybedenler hem zekiler hem de asıl işlerinde çok başarılı insanlar. Reel dünyada zeki, başarılı olan bu insanlar borsada neden başarısızlar? Onlarca neden sayılabilir? Bu yazıda en fazla yapılan hatalara değinelim. Borsa yatırım aracıdır. Yatırım kapsamlı analiz sonrası ana para güvencesi sunan ve makul getiri vaat eden işlemdir. Yani ne risk alarak ne getiri elde edeceği hesaplanan işlemdir. Borsa mağdurlarının ortak özelliklerinden birincisi analiz yapmamak ya da yapamamaktır. Analiz ya da araştırma yapmamak ise yanlış şirkete ortak olmaya ya da yanlış fiyata hisse almaya neden olur. Doğru şirkete doğru fiyatı almaya kısaca biz araştırma diyoruz yukarıda sayılan güzel getiri sağlayan şirketlere ortak olanlar bu araştırmayı yapmış olanlardır. Mahallenizdeki market size ortak teklif ederse ne yaparız? Araştırırız. Market batar mı diye araştırırız. Marketin aşırı borçlu olması ve borcu ödemekte zorlanması bizi yatırımdan vazgeçirir. Ortağımızın dürüst olmasını isteriz. Eğer dürüst değilse kar etse bile bunu bizimle paylaşmayabilir. Hatta türlü oyunlarla çalabilir de. Marketin kar ediyor olmasını isteriz. Biliriz ki kar eden işletmeye ortak olan kar zarar eden işletmeye ortak olan zarar edecektir. Market kar ediyorsa ikinci aşamada bu kar ile yatırımın bize kaç yılda döneceğini araştırırız. Biz buna fiyat kar diyoruz. Bu şirkete pahalı ortak olmamızı önler. Marketin hissesini ödediğimizde fiyat 10 lira ve aldığımız bu hissemize yıllık 1 lira kar düşüyorsa FK 10'dur. Yani yatırımımız bize 10 yılda dönecek diyebiliriz. İşte borsa kurbanlarının ortak özelliği patron dürüst olmayan ve zarar eden ve batma riski taşıyan ve edeğinin çok üstüne fiyatla işlem gören şirketlerin hisselerini almalarıdır. Yani yanlış şirkete yanlış fiyatlardan ortak olmalarıdır. Çözüm ise basittir. Bilmeden yatırım yapmamak. Borsa mağdurlarının diğer ortak özelliği ise piyasanın nasıl işlediğini bilmemeleridir. 10 lira ederi olan şirketi 5 liraya kelepir aldınız ise 4 liraya hatta 2 liraya düşerse satar mısınız? Böyle sormayayım genelde satılıyor. 50 bin liraya yıllık 10 bin lira kira getirisi olan evi kelepir aldınız. Ev fiyatı 40 bine hatta 20 bine düşse satar mısınız? Ne satması? İkinci hatta üçüncü alırsınız. Cesur olan yatırımcılar bu şekilde korku dönemlerinde kelepir hisse artırırlar. Ama borsada böyle karlı şirketler ederinin çok altında satılıyor. Bu piyasanın yüksek düşük tekliflerine her gün her dakika yatırımcının maruz kalmasıyla alakalıdır. Başarılı yatırımcıların ortak özellikleri gün içinde ekran tabir eden fiyatlara bakmamalarıdır. Buffett bunu şöyle açıklar. Piyasa manik depresif bir hasta karakterinde işlemektedir. Manik dönemlerde size abartı teklifler sunarken depresif dönemlerde düşük fiyatlar sunar. Size her dakika evinize bir fiyat verseler emin olun sizin de bir zaman sonra evle ilgili değer yargınız bozulur. Borsada sürekli hissenin fiyatına bakan bir yatırımcı da belirgin hatalar yapmaktadırlar. Her yatırım aracı geleceğe satın alır. Borsa atasözü olarak beklenti al, gerçeği sat olarak ifade edilen teorem reel piyasada da mevcuttur. Yıllık 10 bin lira kira getiren bir ev 200 bin liraya satılıyorsa bu ev ucuz da olabilir pahalı da. Güncel FK 20 olsa da gelecekte ne olacağı evin değerinin önemli belirleyicisidir. Eğer eviniz ileride ciddi projelerin yapılacağı bir bölgede ise yani talep görecek bir yerde ise kiralar ileride senelik 50 bin lira olacak ise ev şimdi 200 bine kelepirdir. Aksi durumda ise talebin azalacağı bir bölgede ise kira gelirleri senelik 5 bine düşecek bir yerde ise şimdiden pahalı deriz. Amerika'da Detroit kenti otomotiv krizi sonrası kira geliri düşüşüne güzel bir örnektir. İşte piyasada gelecekte kâra düşecek şirketler iskontolu satılırlar ve bilgisiz yatırımcılar ucuza aldıklarını düşünseler de bu yatırımdan kâr edemezler. Aksi durumda da zarar eden yatırımcılar olabilir. Beklenti nedeniyle fiyatlar şişebilir ve balon durumu oluşabilir. FK'sı 100 hatta 200 ulaşabilir. Beklenti gerçekleşse bile pahalı kalabildiği gibi beklenti gerçekleşmemesi ciddi kayıplara neden olabilir. Bu nedenle tecrübeli yatırımcılar hisseyi al unut yerine al izle önermekte ve gelişmelere göre hareket etmeyi tavsiye etmektedirler. Kaybedenlerin ortak özelliklerinden biri de hayal satın almalarıdır ve bunu bilerek isteyerek yapmalarıdır. Durumu yine gerçek dünyadan örneklendirirsek, arsa yatırım yapmak için gittiğinizde arsa metrekare fiyatı yüksek gelir. Yan parseldeki imarsız arsa gidersiniz. Sahibi metrekare başına daha çok ister ve der orada imar 3 kat buraya 10 kat gelecek ve inanın insanoğlu hayale daldığından kafası çalışmaz aklını ve sağduyusunu kullanmaz. Borsada ağız sulandırıcı haberlere, beklentilere tiyo diyoruz. Biliyorsunuz araştırırsanız satın aldığınız şeyin beklenti mi yoksa hayal mi olduğunu da bilirsiniz. Sonuç olarak borsa yatırımı ciddi bir iştir ve uzun vadeli olur. Asat ile oyun görenler, eğlence yeri görenler ve bilmeden yatırım yapanlar batmaya mahkumdurlar. Bilerek, araştırarak yatırım yapanlar içinse sabır edenin ve cesur olanın kazandığı en karlı yatırım aracı olmaya yüzyıllardır olduğu gibi devam edecektir. Sermayeniz az olsa da borsayı araştırarak yatırım yaparsanız cüz'ü birikimleriniz kartopu etkisiyle büyür. İlk yıllarda komik kazançlar olsa da 10 yıl, 20 yıl sonra hayal edemeyeceğiniz bir servetin sahibi olabilirsiniz. Bilinçli yatırımcı olmanız temennisiyle.